şimdiki durağımız Aydınlık Plajı diye geçen yer. Yabani hayvanlar varmış öbür tarafta da. Sevgili domuz ailesi. Merhabalar. Bugün Kuşadası'ndayız. Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı keşfedeceğiz beraber. Şimdi parkın girişindeyiz. Videoyu buradan başlatmak istedim. Milli Park hem çok yeşil, doğal, güzel korunmuş bir yer hem de çok güzel koylar var içeride. Daha önce biz bir kere gelmiştik, hızlıca turlamıştık ama bu sefer sizinle beraber daha güzel, biz de beraber gezmek istiyoruz. Milli Park'ın hemen girişinden bir yolda Zeus Mağarası'na çıkıyor. Orası da çok güzel bir yer ve buz gibi suyu olan bayağı enteresan bir mağara. Ama muhtemelen önce plajları, Milli Park'ı gezeceğiz. Ondan sonra da en son serinlemek için, bir nevi duş almak için mağaraya uğramayı planlıyoruz. Kuşadası merkez, özellikle şu anda bulunduğumuz Haziran ayından Eylül'e kadar genellikle hem yerli hem yabancı turistlerden dolayı çok kalabalık oluyor ve merkezdeki deniz de açıkçası bence buradaki kadar güzel değil. Biraz daha doğaya kaçmayı, böyle maviyi, yeşili sevenler için Kuşadası'nda bizim en çok tavsiye edebileceğimiz ve bizim de en sevdiğimiz bölge bu taraf. Şimdi gelin beraber Milli Park'a doğru girelim ve içeride neler var keşfedelim. Milli Park bu arada arkadaşlar Güzelçamlı Dilek Yarımadası Milli Parkı diye geçiyor. Güzelçamlı Mahallesi buraya en yakın yerleşim yeri. Şimdi içeri girmeden önce bu 2022 yılındaki güncel fiyatları da söyleyeyim. Yaya olarak girerseniz 13 TL, bisikletle de aynı şekilde. Motorla 26, biz araçla gireceğiz. 39 TL arabayla veriyorsunuz içeri girmek için. Gelin şimdi biz de arabamızı alalım, içeri girelim ve yola devam edelim. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Parka girişimizi yaptık. Şimdi buradan sonrası tamamen bize ait. İstediğimiz koylarda mola vereceğiz. İstediğimiz manzara noktalarında bol bol fotoğraf çekeceğiz. Şimdi onlardan ilkine geldik. Böyle güzel cepler yapmışlar. Özellikle gün batımında bence çok güzel oluyordur. Çünkü bu bölgeden yanılmıyorsam ya denizin üstünden ya Samos'un üzerinden güneş batıyor. Karşısı Samos Adası. Dilek Boğazı zaten birbirine çok yakın. Yaklaşık ne kadardı söylemiştik daha önceki videomuzda. 1 mil yani 1.6 kilometre falan. Neredeyse yüzülecek bir mesafede yakındayız. Geçen hafta karşıdan buraya bakıyorduk arkadaşlar. Bu hafta da Kuşadası'ndan Samos'a bakıyoruz. Bir o taraftan bir bu taraftan Ege'yi artık iki kıyıdan fethetmeye başladık diyebiliriz. Şimdi bugünkü hedefimiz aslında en burunun ucuna kadar gitmek. Orada da çok güzel koylar var haritadan baktığım kadarıyla. Sonra burundan geze geze geriye doğru geleceğiz. Ve en sonunda da dediğim gibi çok güzel bir mağara olan Zeus Mağarası'nda serinlemeyi planlıyoruz. Şimdi yola devam edelim. Keşfedecek çok koyumuz var. Ve her yer çok yeşil, turkuaz ve mavi şu anda. Tadam! Yol bitti arkadaşlar. Buruna kadar gideceğiz zannediyorduk. Gidemedik. Karasu koyuna giriyoruz. Şimdi bu koya girelim, arabayı park edelim. Size anlatacağım durumu. Ne yazık ki düşündüğümüz kadar ilerlemiyormuş. Ya daha doğrusu yol gidiyor da biz devam edemedik. Şimdi arkadaşlar ufak bir hayal kırıklığı oldu. Şuraya bir harita koyarak size anlatmaya çalışacağım. Biz burnun ucuna kadar gidebiliriz diye düşünüyorduk. Hatta orada Nero koyu diye işaretlediğim çok güzel görünen bir koy vardı. Oraya kadar ulaşıp sonra geri koyları geze geze dönecektik. Hatta bir de yol üzerinde bir manastır görmüştüm. Eğer girilebiliyorsa ya da dışarıdan görülebiliyorsa oraya da uğramak niyetindeydim ki az önce gördüğünüz gibi bir yerden sonra jandarma yolu kapamış. Gelebileceğiniz en son koy haritada kırmızıyla işaretlediğim Karasu koyu. Oradan sonrasına geçiş yok. Bunun farklı sebepleri var sanıyorum. Bir tanesi şimdi burada olduğumuz koyda bile birazdan göstereceğim. Yaban domuzları geliyor. Yabani hayvanlar varmış öbür tarafta da. O tehlikeli olabilir. İkincisi askeri alan olarak kapatmışlar. Buradan karşı Samos Adası'na mülteci geçişleri çok olan bir yer. Sanıyorum biraz onu kontrol altına almak istiyorlar. Onunla ilgili bir durum var. Onun dışında da bütün bu bölgede aslında ormanda ateş yakmak yasak. Ama biliyorsunuz ki birçok kişi bunu dinlemiyor ve
yangınlara sebep oluyor. Bu sebeple buradaki doğayı, ormanları korumak için de yangın çıkmaması, ateş yakılmaması için de sanıyorum belli yere kadar sınırlamışlar. Şimdi bu bahsettiğim son gelebileceğiniz Karasu Koyu'ndayız. Şimdi burada nasıl kullanabilirsiniz, imkanlar nasıl, biraz onu hemen anlatayım. Sağ tarafımda bir buradaki organize tesis diyebileceğimiz yer var. İki şezlong, bir şemsiye gün boyu 150 liraymış burada eğer kullanmak isterseniz. Yiyecek içecek bir şeyler de var, işte müzik var vesaire. Bu biraz daha hareketli tarafı koyun. Ama bizim gibi daha sessiz, sakin tarafı seviyorsanız hemen sol tarafa dönüyoruz. Ahşap şezlonglar ve birkaç tane şemsiye, bir de içeride piknik masaları var. Giriş ücretine dahil olarak, zaten Milli Park'a girerken bir ücret ödemiştik. Ona dahil olarak buradaki imkanları kullanabiliyorsunuz. Duş da var, tuvalet de var. Yani kısacası ekstra bir ücret ödemeden isterseniz bu tarafı kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu bölgede sabah 8'den akşam 7'ye kadar, yani 19'a kadar giriş çıkış serbest. 7'de kapanıyor Milli Park. Dolayısıyla 7'ye kadar buradan ayrılmak gerekiyor. O yüzden akşam konaklamak, işte çadır kurmak ya da karavanda kalmak gibi bir şey söz konusu değil. Günübirlik kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden sanıyorum zaten karavanların girişine de izin verilmiyor olabilir. Hiç karavan görmedim. Çadırda hani bir günlük kurup içinde gölgede oturmak için belki sahile bir şey kurulabilir. Ama gece konaklamak kesinlikle Milli Park sınırları içinde yasak. Piknik masalarında piknik yapanlar var ama dediğim gibi ateş yakmadan, hani yiyecek içecek paketleyip getirip bir şeyler yiyip içip tabii ki takılabilirsiniz. Ama kesinlikle ateş yakmak yasaktır burada. Şimdi ilerisine adanın bu koylara gitmekle ilgili durum da şöyle biraz. Yani bir yandan mantıklı, bir yandan haklı sebepler var ama bir yandan da böyle kendi ülkemizdeki güzel yerlere ulaşamamak, böyle bariyerle karşılaşmak üzüyor bizi. Bilmiyorum, bu konu üzerine çok konuşulabilir. Sizin yorumlarınız ne? Yorumlara yazın bu konuyla ilgili. Ben de merak ediyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi biz ormana doğru biraz ilerleyelim. Hem yaban domuzu arkadaşları göstereyim size. Hem de oradaki piknik masaları, içeride doğru daha serin gölge güzel yerler var. Onlara bakalım beraber. Arkadaşlar, yaban domuzları burada piknik yapanların masalarına ortak olmaya geliyor. Şimdi bir tane geldi. Bayağı böyle arabaların yanında dolaşıyorlar. Merhaba. Hop. Bayağı plaja indi. Dikkatli olmak lazım bir yandan da. Daha önce buraya geldiğimizde yavrularıyla görmüştük. Şu an ilk kere selam verdi ve yoluna devam ediyor. Bu tek, yalnız kovboy bu. Tek başına geziyor. Genelde aile olarak geziyorlar ama bu tek. Ormana bu kadar yakın, doğal gölgesi olan plajları hep çok sevmişimdir. Bir de bu yeşil ağaçların rengi suya yansıyor. Böyle mavi yeşil çok güzel bir renk veriyor denize. Onu da çok seviyorum ben. Birazdan zaten hem beraber yüzmeye gideriz hem de eğer yapabilirsek, o da yasak değilse, drone uçurup bir etrafı size yukarıdan da göstermek istiyoruz. Ateş yakmak yasaktırdan anlamayanlar için arkadaşlar açıklamacı olmuşlar. Tüp, mangal, semaver, ocak hepsi yasak. Hiçbiri serbest değil. Genel olarak ateş yakmak yasaktır yetmemiş. Bir de böyle açıklama gereği duymuşlar herkes anlasın diye. Umuyorum kimse gizli gizli yapmaya çalışmıyordur hala. Şimdi son bir şey göstereceğim. Sonra bu kadar konuşma yeter. Denize gidelim. Arkamdaki tarafta bu gördüğünüz taş bir yapı var. Orası da işte tuvaletlerin, soyunma kabinlerinin olduğu yer. Yani o tarz imkanlar da var burada merak edenler için. Şimdi çok konuştuk. Hava çok sıcak. Gelin bakalım denize bir bakalım ve beraber yüzmeye gidelim. İlk koyumuz Karasu Koyu'nda. Thank you.
ilk koyumuzu da verdikten sonra ikinci durağımıza geçtik. Burası Kavaklıburun diye geçen koy. Zaten burada koylar aslında birbirine çok benziyor. Çok farklı değiller. Hep böyle bu burundaki farklı koyda aklımız kaldı çok. Evet, oraya belki sonra tekneyle gideriz, bilmiyorum. Buradaki koylar hep kıyı taşlık. Bir hemen arkası orman, piknik masaları, sahilde de şezlonglar, şemsiyeler var ve duşlar var. Hep aslında birbirinin aynı 5-6 tane koy var yanılmıyorsam. Sırayla zaten zıplaya zıplaya buradan Milli Park'ın çıkışına kadar beraber devam edeceğiz. Şimdi neden Kuşadası'nda hep biz burayı seviyoruz dedik, burayı tavsiye ediyoruz dedik. Daha sabah mesela otelde bir Fransız çiftle tanıştık. Ya biz burayı daha yeşil bekliyorduk, Kuşadası'nı. Hani çok böyle biraz binaymış falan dediler. Biz de mesela onlara direkt burayı söyledik. Milli Park'a gelin, işte Zeus Mağarası'na gidin diye. Çünkü gerçekten Kuşadası'nın merkezi inanılmaz betonlaşmış durumda. Merkezi ve çevresi hatta. O yüzden ancak buraya attığınızda kendinizi böyle yeşille, doğayla daha baş başa zaman geçirebiliyorsunuz. Şimdi biz birçok videomuzda biliyorsunuz böyle girişi paralı olan, önünde güvenlik, turnike, giriş ücreti alınan plajları eleştiriyoruz. Hatta mekan sahiplerini de direkt hani onlarla görüşmemizde onları eleştiriyoruz. Onlar da bize diyorlar ki halk rahatsız oluyor, işte çok kalabalık oluyor, oturmaya yer olmuyor, tıkış tıkış oluyor, işte olmadık insanlar geliyor falan deyip girişten para almalarını meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi bu Milli Park'ta ise böyle yan yana bir sürü koy var ve bu koylarda da giriş ücretsiz plajlar var. Bu aslında güzel bir örnek. Bütün plajlar ücretsiz olduğu zaman insanlar dağılabiliyor, bir yerde toplaşmıyor. O zaman da kalabalık olmuyor. Şimdi yan koydan geliyoruz. Yan koy hiç kalabalık değildi, hiçbir rahatsız edici bir durum yoktu. Plajların %90'ı paralı olunca, bir tanesi parasız olunca oraya bir yığılma oluyor, kalabalık oluyor. Bu sefer insanlar ay çok kalabalık diyor. Bir de burada Milli Park'a giriş parasının da bence en azından bir mantığı var. Çünkü gayet güzel tuvaletleri var, duşlar var. Onun dışında sonuçta bu Milli Park'ı bir koruma bütçesi var. Ona katkıda bulunduğumuzu hissediyoruz en azından. Öbür türlü sadece ayak bastı parası alınan yerlerde bir mantığı olmuyor. Hı hı. Şimdi biz bu koyda yüzmeyeceğiz. Çünkü her koyda yüzme molası verirsek bugün yetmeyecek buradaki bütün koyları keşfetmeye. O yüzden şimdi size şöyle bir yukarıdan yine bu koyu gösterelim. İlker arka planda çok çalışıyor. Yukarıdan drone çekimlerini geliştirme konusunda. Drone pratikleri yapıyoruz. Ben de onları editleme konusunda çalışıyorum ve çok keyifli oluyor yukarıdan görüntüler üzerinde çalışmak. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Drone görüntüleriyle ilgili görüşlerinizi de yorumlara bekliyoruz. Çünkü biz çok eğleniyoruz onları hazırlarken. Hadi bakalım. Koy gezme turumuzda sıradaki durağımız Aydınlık Plajı diye geçen yer. Bu plajların girişlerinde böyle ahşaptan tabelalar var zaten. Oradaki yolu takip ettiğinizde direkt sizi koya çıkarıyor. Burada da şöyle ufak bir işletme var, yiyecek içecek bir şeyler olan. Ve de domuzcuklar var. Onları gösterelim. Var. Burada da tahta şezlonglar var, ücretsiz. Sanırım her yerde mantık aynı. Evet, bir tarafta bir işletme, bir şeyler yiyip içebileceğiniz ya da ücretli şemsiye, şezlong. Biraz daha rahat mı oluyor bilmiyorum ahşaba göre. Yani burada armut koltuk da gördüm, biraz daha rahat olabilir. Ya da belediyeninkileri kullanıyorsunuz. Şimdi koyda yürürken bir önceki koyda başımıza geleni anlatayım. Tam size söyledik, drone çalışmalarımız sürüyor, kendimizi geliştiriyoruz derken drone'u kaybettik. Evet, bir özgüven oldu. Ben de birazcık böyle geniş geniş hızlı hızlı hareket etmeye başladım. Bir noktada drone'u göremedim. Ama bir hatamız daha var. Pili bitikti. Evet, pili düşükken yarı pille, uçurduk. Yarı pille uçurduk. O zaman bir telaş da oluyor. Bir anda pil hata vermeye başladı. İşte pilin bitti, acil evine geri dön falan diye hata vermeye başladı. O sıra her yer birbirine benzedi bir anda ve kestiremedim. Hani kamera görüntüsünü ben görebiliyorum ama orası tam olarak neresi algılayamadım. Neyse, bir şekilde sakin kalıp taşların üzerine indirdim ben drone'u. Ama birimiz bir tarafa gidiyor, birimiz öbür tarafa gidiyor. Sahilde biri bizi yukarıdan çekmeliydi o sırada. Zaten indiği sıra pili bitti. Pili bitince artık tahmini böyle. Ben az buçuk hani anladım nereye indiğini.
Yürüdüm orada insanlara sordum, siz gördünüz drone diye. Gören biri gösterdi. Ben bir yerde şey dedim, drone gördünüz mü dediğimde tam anlamadım. Uçan kamera var mı burada? Uçan kamera geçti mi diyorum. O heyecanla neyse sonunda bulduk. Devam edebileceğiz çekimlerimize. En çok da daha çekip de almadıklarıma içinden üzülecektim. Drone'a bir şey olsa. Yo, telefonumuzda değil mi her şey? Hayır, drone içindeki hafıza kartında her şey. Neyse tamam, bulduk arkadaşlar. Devam edebiliriz gönül rahatlığıyla. Şimdi kamerayı çeviriyorum. Aydınlık plajına şöyle bir yerden göz atalım bu sefer. Havaya çıkmayalım. Havada yeterince macera yaşadık. Ailesi gördüm şimdi, ergen çocuklar ama bunun bebekler değil. Onu da göstereyim. Merhaba. Biraz şok geçirdiler şu an, bana bakıyorlar. Bazen de bir anda çok hızlı ani hareket edebiliyorlar. Öyle bir durum olmaz umarım, şu an bakma modundalar. Bildiğim kadarıyla yavrularına bir tehdit algılarsa anneler sinirleniyor genelde. Normalde sakinler aslında. Denize girmiş, evet, yeni ıslanmış, yeni banyodan çıkmış. Bunun çocukları ergen olmuş ama artık bebek değil. Daha demin daha küçük bebekler gördüm. Tiplere gel. Merhaba. Nasılsınız? Sevgili domuz ailesi. Tuzlanmış bir tanesi, bayağı denizde yüzmüş. Görüşürüz. Bebekler! Bebekler geçiyor. Bebeklere verelim. Bisküvi var yanımda. Bilmiyorum sağlıklı bir şey mi bisküvi vermek ama. Şu arkada torbanın içinde. Çok tatlısınız ya. Parktaki turumuzu tamamladık. Oradan ayrıldık ve bence günün ve anlam günün anlam ve önemine geldik. Zeus mağarasına doğru giriyoruz şimdi. Çok kısa, böyle bir 5 dakika yürüyeceğiz içeri doğru ve mağara karşımıza çıkacak. Hadi bakalım, güneş batmadan yakalayalım mağarayı da. Daha önce geldiğimizde buradan doğal taş bir bileklik almıştık. Aslında yanımda, çantamda ama şu anda takmadım. Muhtemelen aynı kişiden de. Merhaba, kolay merhaba, gelsin. Teşekkür ederiz. Koronadan önce, 2 yıl önce miydi? 3 yıl önce gelip sizden aynen şöyle turkuaz bileklik almıştım. Ve hatta aslında yanımda bu seyahatte ama bugün takmadım. Hatırladım ben sizi. Öyle mi? Evet. Burası o zaman yapılıyor, tadilat halindeydi. Evet evet. Böyle. Yine bu zamanlardı, böyle evet. Mayıs sonu falandı. Hatırladım. Aynen. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyiz. İsminiz neydi, unuttum Yusuf. Ben. Yusuf Bey. Tamam, aynen. Yusuf Bey burada çok güzel işler yapıyor arkadaşlar. Ben de hatta göstereyim. Aynen şu turkuazlandı. Şundan benim de bilekliğim var. Kolay gelsin. Sevindim sizi gördüğüme. Görüşürüz size de. Bay bay. Merhaba. Merhaba. Senin sevdiğin bir olaydır bu. Gelip aynı şekilde bulmak. Aynı yerleri. Mağaranın yanına geldik arkadaşlar. Şimdi aşağıda yüzenler var. Şu anda ışık çok yeterli değil. O yüzden muhtemelen göremiyorsunuz. Ama güzel bir ışıkla mağaranın içi çok güzel. Böyle turkuaz rengi çıkıyor. Şu an onu gösteremiyorum size. Bir de aslında hep girişte yüzmek tehlikeli, yasaktır yazıyor. Ama yine de herkes de bir kayalıklardan giriyor. Biz de girmiştik daha önce ve muhtemelen yine gireceğiz. Sadece bu kayalardan çocuklar falan sürekli atlıyor. Biraz tehlikeli aslında ama yapacak bir şey yok. Herkes sonuçta günün sonunda kendi sağlığından sorumlu. Su bayağı serindi. Biz daha önce girdiğimizde hatırlıyorum. Ama bir Hasanboğlu değildi.
Hasanboğlu kesinlikle çok daha soğuktu. O yüzden burası çok korkunç değil. En soğuk zamanı Temmuz gibi, en sıcak zamanı da Aralık gibi demişlerdi bize. Kışın hatta gelip böyle yılbaşı kutlamak için burada mağarada yüzenler varmış. Onu hatta burada bileklik satan, demin karşılaştığımız Yusuf Bey söylemişti. Şimdi valla serin serin giresim var benim. Bakalım, bir kenardan bakalım bakalım. Karşınızda Zeus Miles. Ve İlker giriyordu. Hep ben mi ilk giren olacağım? Bu sefer de sen gir. Genelde ben giriyorum zaten böyle yerlere ilk. Çok güzel görünüyor. Hop yavaş. Ay ben üşüdüm izlerken. Çok soğukmuş arkadaşlar. Duygu şu anda benim üzerimden dumanlar çıktığını söylüyor. Bir anda soğuktan sıcağa girdik. Yok yok bir şey yok. Atla. Sayılır tamam. Bunu sayıyorum. Yüzme seansımızı da tamamladığımıza göre arkadaşlar günün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ama bu bölgede hep yaptığımız gibi şimdi yüzdük, yürüdük, yorulduk. Sonunda güzel Ege yemekleri yapan bir yer bulduk yine. Yol kenarında, Davutlar yolu üzerinde. Davutlar'dan Kuşadası'na doğru devam ederken burayı gördüm haritalarda. Çok güzel yorumları vardı. Bir uğrayalım dedik. Bayağı çeşitli ev yemekleri var. Biz geçen sıcakta keşkek keşfetmiştik. Yine şimdi keşkek söyledik. Bir de karnıyarık deneyeceğiz. Sarma var, sebze yemekleri var. Semizotlu bir yemek vardı. Bayağı çok çeşit var. Şimdi Fatma ablayla tanıştıracağım. Fatma abla sahibi değil mi buranın? Senin? Evet. Aynen. Ne zamandır var? 10 seneden beri var. 10 sene. Evet. Bayağı bir 10 senelik eski bir yermiş. Ha, eski bir yer. Tam da şey sarma sararken denk geldik. Ya. Herkesi beklerim. Güzel ev yemeğim isteyen her zaman buyursun ha. Olur. Yolu düşen gelsin. Zaten şimdi biz şeyi anlattık. Bu Zeus işte Milli Park oraları gezdik. O videonun sonu bu. En son acıkacaktır bu aktiviteyi yapanlar. Gelsinler burada yemek yesinler. Gelsinler. Desinler ki Duygu'na bir baktık. Bundan geldik diğerine bir kahve helal. Tamam. Duygu'nun kanalından geldik deyin. Kahve ikramımız var arkadaşlar. Tamam. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Biz yemeğimizi yiyelim şimdi. Teşekkürler. Geldi yemeklerimiz. Keşkeğimiz, karnıyarık. Bu karnıyarık için mi getirdiniz? Cacık mı, yoğurt mu? Cacık. Ha cacık, tamam. Teşekkürler. Bir damla yoğurt. Evet. Evet, İlker Bey. Teos'tan sonra ikinci keşkek denememiz. Aynen. Bu biraz daha fazla yağ koymuşlar buna. Dur bakalım. Güzel görünüyor bence, güzel kokuyor en azından. Tadı güzel olsun, evet. Hadi bakalım. Buna durma zamanı. Pul bereklenir. Arkadaşlar bugünkü videomuzu Kuşadası'nın merkezinde bitirelim istiyorum. Ve biraz da aslında neden özellikle Kuşadası'na geldiğimizde doğaya kaçmaya çalıştığımızı, Kuşadası merkezde neden çok zaman geçirmek istemediğimizden ufak da olsa bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında biz böyle güzel, şirin ilçelerde, kasabalarda, ilçelerde, özellikle Ege'de, merkezde de zaman geçirmeyi aslında seviyoruz. Ama Kuşadası'nda durum böyle olmadı. Bunun birçok sebebi var, alt alta sıralanabilecek. Ama bizim en çok dikkatimizi çeken çok yüksek fiyatlar ve çok düşük kalite servis oldu. Örneğin bir lahmacuna 40-50 lira verip gerçekten de çok kötü bir lahmacun yiyebiliyorsunuz. Onun dışında birazcık buradaki tabii ki yabancı turistlerin çok gelmesi sebebiyle hani ne versek gidiyor anlayışıyla bir düzen oturtulmuş gibi geldi bana. Tabii ki çok uzun günler geçirmedik, birkaç gün geçirdik sadece ama yine de genel bir fikir edinmemize yetti diye düşünüyorum. Ama daha çok zaman geçirenler, Kuşadası'nı daha iyi tanıyanlar yorumlara yazabilirse çok sevinirim. Biz yıllar geçtikçe her yeniden geldiğimizde Kuşadası'na daha değişmiş buluyoruz ve daha ne yazık ki negatif yönde değişmiş buluyoruz buranın merkezini. Bu konuda sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Özellikle eskiden gelenler, bilenler ve şimdi tekrar gelenler
Yazabilirse yorumlara sevinirim. Kuşadası ile ilgili şaşırdığım bir başka durumdan daha bahsedeceğim şimdi. Burada bizi uyardılar bazı sokaklar ve caddeler hakkında. Özellikle gece dikkatli olun, işte çok şu sokaklardan geçmeyin. Uyuşturucu kullanımı vesaire çok yüksek olan yerler var ve tehlikeli olabiliyor diye. Açıkçası bir Ege ilçesinde, deniz kenarı Ege'de bir yerde bunu duymak da bizi çok şaşırttı. Nasıl oluyor da bu bölgede bir yerde böyle uyarılar alıp dikkatli olmamız gerekiyor. Gece rahat gezemiyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Sokaklarda işte uyuşturucu kullanan, silah çeken, çeşitli tehlikeler yaratan insanlar olduğunu duyduk. Bu da bizi şaşırttı açıkçası. Bu konularda da bence burada hani devletin, belediyenin el atması gereken demek ki durumlar var. İnsanlar bundan korkup bu konuda bizi uyarma gereği duyuyorlarsa. Ama sonuç olarak tabii ki biz burada yaşamıyoruz. O yüzden çok da fazla yorum yapmak istemem. Ben sadece kendi birkaç günde hissettiklerimi ve çevreden bize aktarılanları size anlatmak istedim. Şimdi güneş batıyor. Hava iyice kararmadan bir kamerayı çevireyim. Sokaklarda şöyle bir dolaşarak videomuzu bitirelim. Dediğim gibi yorum sizin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın ve de hoşça kalın. Gracias.